Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdayız. Yine kente dair tüm önemli gelişmelerin ayrıntılarını her zaman olduğu gibi bültenimizin yayın akışı içerisinde paylaşacağız sizlerle. Öncelikle bir ziyaret haberini aktaralım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ali Halis Uysal ve yönetimini makamında ağırladı. Genel Başkan Halis Uysal, kooperatifin çalışmaları hakkında Başkan Cengiz Ergün'e bilgi sundu. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Halis Uysal ve yönetimi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da hazır bulundu. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Zahmet etmişsiniz. Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Halis Uysal, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette ortak yapılabilecek konular hakkında istişarede bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca kazasız geçirilen 2018 yılı için lokma döküldü değerli seyircilerimiz. Dualarla dağıtılan lokma hayrında itfaiye ekiplerini Büyükşehir Belediyesi kurmayları da yalnız bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2018 yılının kazasız geçmesi nedeniyle lokma döktürdü. İtfaiye Daire Başkanlığı hizmet binası önünde dökülen lokma hayrına Büyükşehir kurmayları da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayra Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Gözgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunus Emre İlçe Başkanı Buğra Çelik Kanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'de görevli daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Allah'ım hamdimiz şükrümüz sana yüce katında makbul eyle. Allah'ım salatu selam. MHP Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, lokma hayrının duasını yaptı. Duada 2019 yılının da 2018 yılı gibi kazasız belasız atlatılması dilendi. Hangi bir kazaya belaya uğramadan bizi koruyup kolladığın için teşkilatlarımızı muhafaza buyurduğun için. Değerli seyircilerimiz, Kızılay kan bağışı aracının yetersiz kalması üzerine Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir araç talebinde bulunmuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi de bu talebi geri çevirmeyerek geçtiğimiz aylarda yeni bir otobüs tahsis etti. İşte o otobüs yeni mobil kan bağışı aracı olarak can vermeye, umut olmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kızılay'a desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal sorumlulukların bilincinde olan Büyükşehir Belediyesi Kızılay'la birlikte can olmaya, umut dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda hediye edilen kan bağışı aracının yetersiz kalması üzerine yeni bir araç talep eden Kızılay'a olumlu yanıt veren Büyükşehir yeni bir otobüs tahsis etti. Kızılay'ın ihtiyaçları doğrultusunda eksiksiz döşenen yeni otobüs kan bağış toplamaya başladı. Göreve Manavya Meydanı'ndan başlayan yeni araç soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da kan bağışında bulunan vatandaşlar ve yetkili personelle bir araya geldi. Yeni aracı gezen daire başkanı Akbaş, hayırlı olsun dileklerini iletti. Hayırlı olsun diyorum. Öncelikle Sayın Başkanımızın öncülüğünde Kızılay'a olan desteğimiz devam ediyor. Dediğiniz gibi bir yeni otobüs tahsis ettik. İçini tamamen kendi ihtiyaçlarına göre dizayn ettirilip vatandaşın hizmetine sunuldu. Tabi bu yeter mi? Yetmez diyoruz. Biz daha çok kan bağışından yanayız. Zaman zaman personelimizle, büyükşehirimizle, maskimizle, diğer kuruluşlarımızla destek olduk Kızılay'a. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek.
Daire Başkanı Talip Akbaş'a incelemeleri sırasında eşlik eden Doktor Necmettin Dönmez'e tahsis edilen araç için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Bu aracımızı bize tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi sunarım öncelikle. Daha önce de bize bir araç tahsis etmişti. O biraz yetersiz kaldığı için şimdi böyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir araç. Bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum. Soğuk demeden, yağmur demeden, kar demeden bağışlarına devam ediyorlar. Herhalde önümüzdeki 2019 yılı içinde daha da güzel olacak. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ahmetli ilçesinde 1 milyon Türk lirası yatırım bedeliyle 21 içme suyu deposunda yürüttüğü tadilat çalışmalarında son aşamaya geldi. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu tüketebilecekler. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü içme suyu depolarının daha sağlıklı hale getirilmesi noktasında dört bir koldan çalışıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Ahmetli ilçesinde yenilenen içme suyu depolarında sona yaklaşıldı. 1 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışma sayesinde vatandaşlar daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu tüketecek. İlçede ayrıca daha önce yapılan çalışmalar kapsamında 125 bin TL yatırımla 5 adet depo daha yenilendi. Depolarda manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenileniyor. Ayrıca himaye çitiyle çevrilen depolara dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçiliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde yürüttüğü 57 kilometrelik altyapı çalışmalarında sona yaklaşmasının ardından başladığı 75 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işine ise devam ediyor. Mahalleye yalnızca MASKİ tarafından 15 milyon Türk lirası tutarında yatırım yapılıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 17 ilçede alt ve üst yapı sıkıntılarına son vermek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı'nın Koldere Mahallesi de büyük bir dönüşüm yaşıyor. Mahallede 57 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işinde sona yaklaşan MASKİ, başlamış olduğu 75 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmasına hızlı bir şekilde devam ediyor. 400 tonluk içme suyu deposunun betonarme imalatının tamamlandığı mahalleye sadece MASKİ tarafından 15 milyon TL yatırım yapılıyor. Mahalle muhtarı İbrahim Durbay başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Değerli seyircilerimiz, ana haber bültenimizde sırayı şimdi de spor dünyasından gelişmelerin ayrıntıları alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 10 gün sürecek olan Antalya Belek Kampı başladı. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen siyah beyazlılar da Başkan Melut Ak'tan takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 10 gün sürecek olan Antalya Belek Kampı başladı. Temsilcimizin Osmanlı Spor'dan renklerine bağladığı Salih Sefer Kurşunlu'nun katıldığı kampa yeni isimlerin eklenmesi beklenirken, Başkan Mevlüt Ak'tan takımı yalnız bırakmıyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen siyah beyazlarda kulüp başkanı Mevlüt Ak'tan, "İlk yarı puan kayıplarımız beklediğimizden fazla oldu. İyi oynadığımız, galibiyet beklediğimiz deplasman mücadelelerinde istediğimizi alamadık. İkinci yarıda daha dikkatli olacağız. Desteklenmesi gereken mevkileri hocamızın raporu doğrultusunda transfer yapıyoruz. Her yerde olduğu gibi Antalya'da da takımımızla beraberiz. Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz bu ligde bekleme yapmadan birinci lige çıkmak kolay değil. Ancak başaracak gücümüz de var.
teknik heyet ve oyuncularımıza güveniyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol altyapısında gelecek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor değerli sporseverler. Temsilcimizde İren, Ecrin, Sude ve Rümeysa milli takımın takip edilecek oyuncular listesine girmeyi başardı. Mücadele verdiği tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, voleybol altyapısında gelecek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının altyapısında pasör olarak forma giyen 2006 doğumlu Rümeysa Meral, 2005 doğumlu sporcuların bulunduğu Anadolu Yıldızlar Ligi karmasına seçildi. İrem Tanyeri, Ecrin Kada, Sude Koç ve Anadolu Yıldızlar Ligi karmasına seçilen Rümeysa Meral, milli takım karmasında 2007 doğumlu sporcular arasında takip edilecek isimler arasına da girmeyi başardılar. Son haberimizde bu kez de yine basketboldan olacak yine bir başarı haberi değerli sporseverlerimiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 basketbol takımından 5 oyuncunun forma giydiği Manisa İlk Arması takımı adını Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 basketbol takımından Ege Çetinkaya, Arda Niyazi Kazancı, Hasip Yiğit Güvengil, Murat Can Ceylan ve Can Bornedey'in forma giydiği Manisa Basketbol İlk Arması takımı adını Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Denizli Spor ve Eskişehir Spor'u mağlup eden ilk arması, 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarında ter dökecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 basketbol takımı antrenörü Hakkı Altınbilek, Manisa İlk Arması basketbol takımında kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan toplam 5 sporcu forma giydi. Manisa Basketbol İlk Arması takımımız ilk hedefine Muğla'da ulaştı. Sırada çeyrek final müsabakaları var. Tur atlayıp adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz diye konuştu. Spor haberlerimizin ardından bu akşamki ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş olduk değerli seyircilerimiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'nda çalışan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın efendim.